Merhaba arkadaşlar, Boğaziçi kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Muhsin. Bugün sizler için telefon şakası yapacağız. Firmaları arayacağız ve onlarla dalga geçeceğiz. Onlara trip atacağız. İzleyelim, görelim. İnternet aktivasyonu ve telefon yapılandırma yerleri gördüm. İyi akşamlar. Sen Ersel Müşteri Hizmetleri ismini sayın. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı da benim. Efendim? Bir sorum olacaktı da benim. Tabii ki dinliyorum sizi. Bu Turkcell herkese konuşmamız lazım diye mesaj göndermiş. Siz niye göndermiyorsunuz? Hani bütün arkadaşlarıma gelmiş ve Turkcell herkese konuşmamız lazım diye mesaj göndermiş. Siz niye göndermiyorsunuz? Ben abi olarak buna üzüldüm yani. Bana öyle bir mesaj gelmedi. Bütün arkadaşlarıma geldi. Adınızı söyleyebilir miyim? Ali Muhsin Atam. Efendim? Ali Muhsin Atam. Ali Muhsin Bey, Türkcell'in başlatmış olduğu bir kampanyada, herhangi bir kampanya olduğunda zaten bizim tarafımızda size SMS atılır. Ama benim kalbim kırıldı şimdi. Konu hakkında nasıl yardımcı olmamı isterdiniz? Yani... Bilemedim şimdi, nasıl telafi edebilirsiniz? Avaya da bir şey yapmalı yani bence. Avaya ne yapmalı istersiniz? Ben diyecek bir şey bulamıyorum, ben ayrılmak istiyorum. Siz bu yüzden mi? Efendim? Siz bu yüzden mi ayrılmak istiyorsunuz? Yani... Sence de bir ayrılmak için büyük bir sebep değil mi bu? Herhangi bir kampanya olduğu durumlarda zaten bize tarafımızdan size iyi bilgilendirme mesajı atılmaktadır. Anladım da yürümüyor ama işte, yapacak bir şey yok. Efendim? Sorun sende değil, sorun bende, yürümüyor. Ben hani öyle, ben öyle mesajlar bekliyorum gelmediği için. Kırılıyorum. Anlıyorum sizi. Yani bence güzel yerde bırakalım bitsin. Efendim? En güzel yerinde bırakalım bitsin bence. Ayrılalım. Bunun hakkında nasıl yardımcı olabilirim? Ayrılmayı düşünüyorum işte. Çünkü kalbim kırıldı. Çok pis kırıldı. Hani herkes bana ayrıl dedi. Ayrıl da bize gel dediler. Ayrıl da gel dediler. Sizce de haklı değil mi? Ya şimdi cevap da mı vermiyorsun? Öyle mi olduk şimdi? Konu hakkında nasıl yardımcı olabilirim? Konusu mu kaldı? Müşteri temsilcimizle yapacağınız görüşmeler, hizmet temsilci terkili amacıyla payıda. İyi akşamlar, ben olsam nasıl yardımcı olabilirim size? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Konuşmamız lazım diye mesaj atmışsın, aradım. Konuşmamız lazım diye SMS. Evet. Akrabalardan almış olduğunuz numaraya mı geldi bu SMS üzeri? Evet. İsminizi rica edebilirim sizlerden. Murat Özbey. Murat Bey, memnun oldum tanıştığınızda. Ben de memnun oldum. Kontrol edelim. Murat Bey, altınızda sürpriz hediyeler var şu anda. Bir şekilde bir hani konuşmamız lazım yaptım demişsiniz. Ben dedim bir şey mi oldu herhalde? Yok, herhangi bir şey yok. Hani bu mesajı çok önceden atmış olması gerekiyor sizlere. Evet, yeni gördüm ben. Arada kaybolmuş. Yedim herhalde başlarına bir şey mi geldi? Ne oldu acaba? Yok, herhangi bir problem yok. Tanımayalım o zaman sürpriz hediyelerini. Sonuçta yani aramızdaki ilişki bilsin istemiyorum. Çünkü tripli bir mesaj atmışsınız. Hiç gülücük falan hiçbir şey yok. Direkt konuşmanız lazım nokta. Çok sert. Standart otomatik olarak gönderiyor size. Hani trip atmıyor. Trip atmıyorsunuz mu yani? Efendim? Trip atmıyor musunuz yani? Hayır efendim, o şekilde bir işlem söz konusu değil. Bilmiyorum, arkadaşlarım da gördü dediler, herhalde sana trip atıyorlar dedi. Ben kontör yüklemiyorum diye mi yaptınız acaba? Yok, bu mesaj herkese gidiyor. Genç tarifede bulunan bütün müşterilerimize gidiyor. Yani ondan önce de kontör yüklediğimde sevgili abonemiz diyordunuz. Kontör yüklemiyorum, sayın abonemiz diyorsun. Bu mesaj şu anda herkese gidiyor, hani sadece size gelmiyor. Bir tane arkadaşım var, durumu bayağı iyi. Ona sonuna gülücük koymuşsunuz. Konuşmamız lazım, gülücük. Yok, hiçbir şekilde gülücük veya da başka bir şey yok SMS'te. Sadece konuşmamız lazım diye gidiyor SMS'te. Dedim fakiriz diye acaba bize böyle mi yapıyorlar? Fakiriz ama gururluyuz. Sürpriz ve hediyeniz var. Sürpriz ve hediyeniz var. Sen anlayamam mı Mahtar? Sürpriz hediyemiz neymiş? Paketimi mi değiştireyim istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz yani? Niye öyle bir mesaj gönderdiniz? Bir değişiklik mi istiyorsunuz? İlişkimizin bir değişikliğe mi ihtiyacı var? Onu ara mı verelim? Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece sürpriz hediyeniz var, onu bildirmek için böyle bir SMS geldi size. Herkes rahatsızlık duyuyorsanız bundan sonra böyle SMS'ler gelmez sizlere. Hani daha güzel böyle bir mesaj gelse neyse de.
Ben hani ayrılmak istiyorsunuz diye düşündüm. Efendim sürpriz bir hediye var. Sen anlayalım bunu. Neymiş sürpriz? Yoksa o da şey mi? Bir daha konuşmayalım mı diyeceksiniz? Gerçekten yok, sürpriz olur benim için. Gerçekten benim için sürpriz olur yani. Yani ben kaç senedir Turkcell'deyim. Çok kırıldım. Yani. Bu yüzden gelmişsiniz. Şu anda sen anlıyorum. Onay mı yoksunuz sürpriz hediyenizi? Hayır istemiyorum. Gerçekten kalbimi kırdınız. Tamam o zaman ben teşekkür ediyorum size de. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yüzüme mi kapatacaksın şimdi? Yüzümüze kapatmıyorum. Yani farklı bir işleminiz var mı? Yani kalbim hala kırık yani. Telafi etmenizi istiyorum. Hani? Yani bana kontrol farklı yollasanız belki affedebilirim. O şekilde bir süremiz yok. Ama konuşmamız lazım diyorsunuz. Kontrol atmıyorsunuz. Efendim farklı bir işlem var mı adınız üzerine? Bir şey istemiyorum ya. Lanet olsun. İyi akşamlar diyorum. Size de hoşça kalın. Kalbimi kırdın. Tamam kapat ya. Yani.